Dinleyeceğiniz bu alıntı Robert Louis Stevenson tarafından kaleme alınan Dr. Jekyll and Mr. Hyde adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren ve metni alıntılayan Sevda Bozbey Yılmaz. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde. Avukat Mr. Etterson asla bir gülüşle aydınlanmayan katı bir çehreye, kıt ve mahcup bir hitap tarzına, geri kalmış bir hassasiyete sahip, uzun, sıska, cansız, sıkıcı ama her nasılsa sevilen bir şahsiyetti. Arkadaş toplantılarında şarabın keyfine vardığı zamanlarda bakışlarında son derece insani bir şey belirirdi. Konuşmasına hiç yansımasa da sadece yemeklerden sonra çehresinde şekillenen gizli sembollerde değil, daha çok ve daha belirgin olarak gündelik eylemlerde kendini belli eden bir şeydi bu. Kendisine karşı epey hoşgörüsüzdü Mr. Etterson. Kaliteli şarabı olan düşkünlüğünü köreltmek için yalnızken cin içerdi. Ve çok sevdiği halde 20 yıldır tiyatronun kapısından içeri adımını atmamıştı. Ne var ki başkalarına karşı herkesce onaylanmış bir hoşgörüye sahipti. Kimi zaman başkalarının kabahati olan o güçlü ihtiras karşısında gıptayla karışık bir hayret duyar, en olmadık durumlarda bile ayıplamak yerine yardıma meylederdi. Kabe'nin sapkınlığına şapka çıkarıyorum demişti bir defasında tuhaf bir şekilde. Kardeşimin kendi usulüyle şeytana uymasına izin veririm ben. Karakterinin bu yönü yüzünden çoğu zaman yokuş aşağı giden insanların hayatında kalan son saygılı şahsiyet, olumlu tesir yaratacak son kişi olmaktan kurtulamazdı. Yanına varmaktan vazgeçmedikleri sürece de böylelerine karşı tavırlarında en ufak bir değişim emaresi belirmezdi. Şüphesiz onun için zor bir şey değildi bu. Ne de olsa en basit ifadeyle duygularını belli etmeyen biriydi. Dostlukları bile benzeri bir iyi mizaç üzerine kurulmuş gibiydi. Dost çevresini tarihin elinden çıktığı haliyle kabullenmek ancak mütevazı insanın özelliğidir. Ve avukatın tarzı da aynen buydu. Dostları ya kendi kanından insanlar ya da uzun süredir tanıdığı kişilerdi. Düşkünlük duyduğu şeylerse tıpkı sarmaşıklar gibi zamanın bir ürünüydü. Nesnenin kendisine olan bir eğilimin değil. İşte onu uzaktan akrabası ve şehrin tanınmış siması Mr. Richard Enfield'la birleştiren bağ da hiç şüphesiz buydu. İki adamın birbirlerinde ne buldukları ya da ne gibi bir ortak yanlarının olduğu pek çoklarının akıl sır erdiremediği bir konuydu. Onlara pazar yürüyüşlerinde rastlayanlar birbirleriyle hiç konuşmadıklarını, son derece donuk göründüklerini, bir dostla karşılaştıklarında ise bariz şekilde rahatladıklarını söylüyorlardı. Tüm bunlara rağmen iki ahbap kısa gezintilere büyük önem verir, onları her haftanın göz bebeği adleder, gezintileri sekteye uğramasın diye sadece keyif verici faaliyetleri rafa kaldırmakla kalmaz, işle ilgili çağrıları da kulak arkası ederlerdi. İşte bu gezintilerden birinde iki ahbabın yolu tesadüfen Londra'nın işlek kesiminde yer alan arka sokaklarından birine düştü. Dar ve sessiz denebilecek bir sokaktı burası ama hafta arası giderek gelişen bir ticarete sahip oldu. Sokak sakinleri görünüşe göre hali vakti yerinde, vaziyeti daha da iyileştirme konusunda rekabet içindeki kimselerdi ve kazançlarının fazlasını aşna fişneye ayırıyorlardı. Bu yüzden de dükkan önleri tüm sent boyunca sıra sıra dizilmiş, güler yüzlü satıcı kadınlar misali davetkar bir havayla öne çıkıyordu. Göz alıcı hoşlukların perdelendiği ve geçişin nispeten azaldığı pazar günleri bile bu sokak, sülük muhitine kıyasla ormandaki bir yangın yeri gibi parlıyor, yeni boyanmış kepenkleri, cilalı levhaları, genel temizliği ve kayda değer canlılığıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor, gözümüzü gönlümüzü açıyordu. Sokakta doğu yönünde ilerlerken sol tarafta köşelerden birine iki kapı mesafede bir avlunun araya girmesiyle birlikte
geniş hattı kesintiye uğruyordu. Ve tam bu noktada meşhur bir blok çatısının sokağına doğru uzatıyordu. İki katlı bu yapının penceresi dahi olmayan alt katında tek bir kapı, rengi solmuş bir duvarın belirlediği üst katında ise kör bir cepheden başka bir şey yoktu. Binanın tüm hatları uzatmalı, bakımdan yoksun bir imarkarlığın izleri nüfuz etmişti. Ne zili ne de tokmağı olan kapı ise yıpranmış, rengini kaybetmişti. Berduşlar besbelli kapının girintisine mesken tutmuş, duvarlarda kibritler çarpmış. Çocuklar merdivenlere dükkan açmış, öğrencinin biri bıçağını pervazlarda denemişti. Üstelik görünüşe bakılırsa hemen hemen bir nesildir bu gelişi güzel ziyaretçileri kovalamak veya yarattıkları talimatı onarmak üzere buralara adım atan da olmamıştı. Mr. Enfield ile avukat sokağın karşı tarafındaydılar. Ama bina girişinin karşısına vardıklarında Mr. Enfield bastonunu kaldırıp işaret etti. ''Şu kapı hiç dikkatini çekti mi?'' dedi. Dostundan olumlu yanıt alınca da ''O kapı benim zihnimde çok tuhaf bir hikayeyle bağlantılıdır.'' diye ekledi. ''Sahi mi?'' dedi Mr. Utterson ses sonunda hafif bir değişiklikle. ''Nasıl bir hikaye?'' ''Şöyle'' dedi Mr. Enfield. ''Kara bir kış günü saat 3 civarı dünyanın bir ucundan evime dönüyordum. Ve yolum şehrin sokak lambalarından başka görülecek hiçbir şeyi olmayan bir yerine düştü. Sokak sokak ilerliyordum. Herkes uykuda. Yürüdükçe yürüyordum. Her yer geçit resmine hazırlanmışçasına aydınlatılmış ve her yer kilise gibi bomboş.'' Nihayet hani insan etrafı dinler dinler de gözleri artık bir polis aramaya başlar ya, işte aynen öyle bir ruh haline girdim. Tam o anda iki kişi gördüm. Bunlardan biri doğu istikametinde düzgün bir kaldırımda uçar adımlarla yürüyen ufak tefek bir adamdı. Diğeri ise ana caddeyi kesen sokaktan aşağı var gücüyle koşan 8-10 yaşında bir kız çocuğuydu. Efendim, bu ikisi pek tabii ki köşede çarpıştılar. İşte ondan sonra olayın korkunç kısmı vuku buldu. Adam büyük bir soğukkanlılıkla kızın üstüne basıp geçti ve onu yerde çığlık çığlığa bırakıverdi. Anlatınca kulağa öyle etkileyici gelmiyor ama izlemesi hakikaten pek bir fenaydı. Adam öyle insana falan benzemiyordu. Juggernaut gibi bir şeydi. Çevirinin notu. Juggernaut bir Hindu tanrısı. Bu tanrıya tapınanların geçit töreninde kendilerine tanrının tasvirini taşıyan taşın önüne atarak ağladıklarını gösteriyor. Ona sesimin son perdesiyle seslendim. Tabana kuvvet koşmaya başladım ve bu beyefendi yakasından yakaladığım gibi çığlıklar atan kızcağızın etrafına toplanmış kalabalığın yanına getirdim. Beyefendi gayet sakindi ve hiç direnç göstermedi ama bana öyle çirkin bir bakış fırlattı ki vücudumdan bir anda soğuk terler boşanıverdi. Etrafa toplananlar kızın aile fertleriydi ve çok geçmeden haber salınan doktor da çıka geldi. Doktora bakılırsa kızcağızın korkmaktan başka pek bir şey yoktu ve hal böyle olunca iş orada bitti sanırsın ama ortada bir tuhaflık vardı. Kızın üstüne basıp geçen bu beyefendiden görür görmez tiksinmiştim tabii ki. Doğal olarak kızın ailesi de tiksinmişti. Ama asıl dikkatimi çeken doktorun hayli tavrıydı. Yaşı ya da görünümüyle dikkat çekici bir yanı olmayan ağır Edinburgh aksanlı, odun gibi duygusuz, alelade bir şahıstı. Efendim, sözün kısası senin benim gibi bir adamdı. Ancak yakaladığım kişiyi ne zaman baksa sanki onu öldürme arzusuyla beti benzi atıyordu. Ben onun aklından geçeni nasıl anladıysam o da benim aklımdan geçenleri anlamıştı ve tutsağı öldürmek gibi bir şey söz konusu olmadığından biz de yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık.
beyefendiye gerekirse olayı bir skandala dönüştürüp ismini Londra'nın bir ucundan ötekine dek lekeleyebileceğimizi söyledik. Ne kadar dostum, ne kadar saygınlığı varsa hepsini kaybetmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı anlattık. Bir yandan böyle kızılca kıyameti koparırken bir yandan da kadınları adamlardan olabildiğince uzak tutuyorduk. Çünkü hepsi harp yalar gibi hiddete kapılmıştı. Çevirmenin notu. Harp yalar eski Yunan mitolojisinde Taunus ile Elektra'nın üç kızını topluca verilen isimdir. Sirenlere benzeyen bu kanatlı ifritler fırtınaların ve ölümlü sembolleri sayılıyorlardı. Ömrümde böyle nefret dolu çehreler görmemiştim. Adamsa kapkaranlık, alaycı soğukkanlılığıyla, hatta sanırım biraz da korkuyla ortamızda duruyor ama tıpkı bir şeytan gibi hiç renk vermiyordu. Bu kazadan kar temin etmek amacınız dedi. Elimden bir şey gelmez elbet. Her centilmen hadise yaratmaktan kaçınır diye ekledi. Neyse kafanızdaki tutar söyleyin dedi. Adamdan çocuğun ailesi için 100 pound kadar kopardık. Fırsat bulsa biraz diretecekti ama başına dert açabileceğimiz hissine kapılmış olmalı ki razı geldi. Sıra parayı almaya geldi. Peki, nereye götürdü bizi dersin? O kapının olduğu yere.